onu gönderelim. Peki. Hani bir şey yazmamışsın? Ama o okuma bilmiyor ki. Tabii doğru ya. Sen de bu yüzden elini çizdin. Evet. Adresini yazdım ama. Bizim yaylak ha? Bizim yaylak. Senin yalnız gitmene gönlüm razı değil. O zaman? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ki. Geyik olsa neyse. Hatta çakal bile olsa neyse. Şuna korkuyorum desene. Yanımıza dumanı da alırız. Duman mı bizi koruyacak? Tabii. Bak şimdi. Duman. Yakala. Bulutla Çınar'ı da görseydim. Sürünün başındalar. Gel getireyim seni. Biz de zaten o taraftan gideceğiz Maysa. Keşke hiç gitmeseniz. Biz gitmezsek sana kim mektup yazacak? Mektup mu? Evet, ben de yazacağım. O zaman gidebilirler. Değil mi dede? Yolunuz açık olsun. Maysa. Bulut, şu arada bir şey söyle. Beni kümese sokmuyor. Maysa, benim geyikli mağaradaki mesajı çözmem gerek. Erez amcamın ayakkabısının mesajı mı? Amcanın ayakkabısı mı? Ben mi? Orada işte. Nasıl gideceğim ben kümese? Ne o? Neye daldın Bulut? Hiç. Sanki Maysa geyikli mağarada bulduğumuz ayakkabıya amcamın dedi gibi geldi. Ah Maysa. Sen de biliyorsun demek. Neyi bilecekmişim? Niye kızıyorsun? Kendime kızıyorum. Kafasını karıştırdım Maysa'nın. Ona mektubu düzgün anlatamadım. Mektubu mu? Mesajla mektubu aynı şey sanıyor. Erez amca da yurt dışında ya. Mektup yani... Haklısın. Bu aralar mektuptan başka bir şey düşünmüyor. Ya. Günseli, Maysa'ya mektup yazalım. Dede! Ne oldu kızım? Dede! Yumurtaları kırdım. Ah kızım, bunun için mi ağlıyorsun? Bulut ayakkabının amcamın olduğunu söyledim. Olsun. Olsun mu? Evet. Bana kızmadın mı? Hayır. Peki babam kızar mı? Niye kızsın ki? Ama ben sözümü tutamadım. Bazen öyle şeyler olabilir. Belki Bulut anlamamıştır. Hemen sustum. Bu da olabilir mi dede? Ne
olmalı. Ağlama Maysa. Ağlama. Kınalı olsaydı ne yapmam gerektiğini hatırlatırdı bana. Gel Bulu. Hı? Maysa, mektubun var. Yaşasın Mehmet Ozan. Hayır, Bulut. Bulut mu? Hı-hı. Baba, bazen ne yapmamız gerektiğini unutabilir miyiz? Unutmasak iyi olur. Ne dedim ki? Bir gün ormandaki bütün kuşlar bir araya gelmiş. İçlerinde olmayan yok. Keklik, güvercin, bülbül, sülün, kumru, hüthüt hepsi. Kuşların gayesi uyum içinde yaşamaları için kendilerine yapılması ve yapılmaması gerekenleri hatırlatacak bir padişah seçmekmiş. Hüthüt, ama zaten bizim Kaf Dağı'nın ardında bir padişahımız var ki demiş. Bütün kuşlar şaşırmış ve padişahlarını görmek istemiş. Hüthüt, ben size kılavuzluk eder, padişaha götürürüm. Ama bunun için 7 vadi aşmak gerek. Bu yol çok uzun demiş. Olsun demiş kuşlar, dayanırız. Yeter ki padişahımızı görelim. Heyecan ve merakla göğe kanat çırpmış hepsi. Derken bülbül aşağıda bir gül görmüş. Hüthüt'ün yanına gitmiş. Ah demiş Hüthüt, ben gülü çok özledim, geri dönüyorum. Birinci vadiyi bile aşamadık demiş Hüthüt, biraz daha dayan. Bülbül gülü görme isteğine dayanamamış. Ardından güvercin, ben yem isterim, uçamayacağım artık demiş. Ardından baykuş, ben viranemi özledim demiş. Hüthüt bu. Hakikatin timsali. Hazreti Süleyman'ın postacısı. Hiç yorulup usanır mı? Kuşlara yola çıkmalarındaki gayelerini hatırlatmış. İsteklerine niçin dur demeleri gerektiğini anlatmış. Anlatmış da anlatmış ama ne çare. Ben de rüyamda hep Hüthüt'ü görüyorum. Diğer kuşlar peki? Onlar görmüşler mi padişahı? Onlar mı? Onlar 7 vadiyi geçene kadar yeryüzünde türlü türlü şey görmüş. Bu gördüklerimizle Hüthüt'ün yol boyu arkadaşlarımıza anlattıkları bize hep birer tecrübe. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini birine sorup onu meşgul etmeyiz boş yere deyip evlerine dönmüşler.